Değerli TV'den izleyicileri, her hafta bu köşede 10 soru cevap isminde bir program yapıyoruz. Sorularımızı mümkün olduğunca yapay zeka üzerinden almaya çalışıyoruz. Hastalarımızın en çok merak ettiği ilgili konuyla ilgili soruları tayin ediyoruz ve çok değerli bu konuda ehil, uzman misafirlerimiz oluyor. Bugün de sevgili Profesör Doktor Elif Aydın hocamızı ağırlıyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan değerli öğretim üyesi arkadaşım, çalışma arkadaşım. Elif, hoş geldin. Teşekkür ederim Ufuk, hoş bulduk. Bugün Aydın çok. Üniversitemizin isminde Aydın var. Aydın şehrinde yaşıyoruz. Sevgili misafirimizin soy isminde de Aydın var. O nedenle Aydın, Aydınlar daim olsun diyerek bugün programa başlıyoruz. Bugünkü programımızın başlığı osteoporoz, yani kemik erimesi ve diz içi enjeksiyonlar. Bununla ilgili hazırladığımız soruları değerli akademisyen arkadaşım, biricik doktorumuz sevgili Elif'e sorarak başlayacağım. Elif, osteoporoz izleyicilerimiz için soracağım. Tabii ben bir tıp doktoru olduğum için kısmen bilgi sahibiyim ama onlar adına soruyorum. Osteoporoz ya da halkın daha çok bildiği haliyle kemik erimesi nedir? Bununla ilgili ne söylemek istersin? Öncelikle davetin için teşekkür ederim Ufuk. Yani bilgilerimi, fikirlerimi burada bana paylaşma imkanı tanıdığın için çok sağ ol. Halk arasında kemik erimesi diye bilinen, bizim osteoporoz diye bildiğimiz hastalık, kemiğin kütlesinin azalması, kalitesinin bozulması, dolayısıyla da kırık riskinin artmasıyla giden bir kemik hastalığı esasında. Ortalama yaşam ömrü uzadıkça insanlarda tabii bu hastalığında görülme sıklığı arttı. Çünkü yaşla beraber görülme sıklığı artan bir hastalık. Peki şöyle sorabilir miyim? Osteoporoz fizyolojik bir süreç midir, yoksa her şekilde bir hastalık mıdır? Mesela hiç osteoporoz yaşamadan, herhangi bir kemik erimesi hastalığı belirtisi yaşamaksızın bir insan normal insan ömrünü yaşayabilir mi? Elbette. Çünkü osteoporoz dediğimiz hastalığın altında yatan genetik faktörler, kişisel faktörler ve çevresel faktörler var. Bunlardan biri ya da birkaçı bir araya geldiği zaman osteoporoz oluyor. Yoksa biz her yaşı ilerleyen kişide osteoporoz görmüyoruz. Ama bazen de yaşı genç olduğu halde osteoporoz gördüğümüz insanlar var. Evet, onu soracağım. Çünkü gençlerde de bir takım sebeplerle ortaya çıktığını biliyoruz. Peki bu hastalığın belirtisi nedir? Yani bu insanlar en çok nelerden yakınır? Mesela ilk akla gelen hani kırıktır, çıkıktır belki veya... Bizim de en korktuğumuz kırık oluyor Ufuk açıkçası. Çünkü özellikle kalça kırıkları ölümle sonuçlanabiliyor. Her 10 kalça kırığı geçiren kişiden biri vefat ediyor ne yazık ki önündeki bir yıl içerisinde. Her 10 kalça kırığı geçiren kişiden 5 tanesi yatağa bağımlı hale geliyor. Bunu hiçbirimiz ne kendimiz için ne aile fertlerimiz için istemeyiz. Dolayısıyla bundan korunmanın da yolları varken neden yapmayalım? Kırık en başta gelen ve en çok korktuğumuz sıkıntı. Ama onun dışında neler görebilir bu hastalarımız? Mesela kemiklerinde hassasiyet, ağrı, özellikle boyun, sırt, bel ağrıları görebilirler. Boylarının kısaldığını fark edebilirler günden güne. Sırtlarının kamburlaşmaya başladığını fark edebilirler yine. Çok çabuk tırnaklarının kırıldığını, ondan sonra daha genç yaşlar için konuşacak olursak hiç sebep yokken mesela diş kaybı yaşadıklarını, proteze gittiklerini hani görebilirler. Bunun dışında aşırı yorgunluk, halsizlik gibi belirtileri olabiliyor. Kabaca açıkçası bunlar. Bir de böyle bazen de kemik erimesiyle beraber gece krampları, bacaklarda özellikle belirgin gece krampları görülebiliyor. Şimdi kemik söz konusu olunca en temel element olarak da kalsiyum akla gelir. Kalsiyum bir yapısal anlamda kemiklerde ve dişlerde çok yoğun. Bir de metabolik süreçte çok kritik bir element. Kalsiyumu bizim vücudumuza kazandırmamız için nasıl bir hayat...
Yani burada tabii kalsiyum bazında konuşacak olursak, kalsiyumu nasıl vücudumuza alıyoruz kısmı önemli. Kalsiyumdan zengin beslenme deyince de ilk aklımıza gelen süt ve süt ürünleri. Ancak işte şu son dönemlerde artık görmeye başladık ki süt ve süt ürünlerinden daha çok yeşil yapraklı sebzeleri, özellikle çiğ tükettiğimiz zaman daha fazla ve sağlıklı bir şekilde kalsiyum edinebiliyoruz. O yüzden şimdi artık yavaş yavaş biz hastalarımıza süt ve süt ürünlerini ön planda değil de daha çok işte yeşil yapraklı taze sebzeleri ön plana çıkarmalarını söylüyoruz beslenmede. Bir de kalsiyumu takviye olarak almak mümkün tabii ki. Ama kalsiyumu takviye olarak alırken de kalsiyumun cinsi çok önemli. Çünkü kalsiyum emilimi mide asitine bağımlı bir şey. Eğer mesela mide asitinizi bastıran bir ilaç kullanıyorsanız. Ki biz mesela kardiyolojide neredeyse koroner stent koyup ikili kan sulandırıcı verdiğimiz her hastaya mide koruyucu vermek ilaçlar veriyoruz. İşte öyle mide asidi baskınsa, yani baskılanmışsa, o zaman bu kalsiyum karbonat dediğimiz şekli kullanmanın hiçbir anlamı yok. Hani suda eritilerek kullanılanların hiçbir anlamı yok. Çünkü emilmiyor. O zaman kalsiyum sitratlı preparatlar kullanılması gerekiyor. Zaten hasta hekimine danıştığı zaman hekim ona uygun kalsiyum şeklini de belirliyor. Ama kalsiyum da tek başına işe yaramaz elbette. Tam da onu soracaktım. Beraberinde çünkü hastalarımızda da görüyoruz. Mesela D vitaminini, magnezyumu. Magnezyumu, işte çinkosu, bakırı, bunlar demirin hep mikro elementleri. Bunların beraber alınması, hatta yanında bir omega 3 olması kemik sağlığı açısından daha da faydalı oluyor. Bizim için şey de önemli burada. İşte alkol çok tüketmemek, sigara çok tüketmemek, kahveyi çok tüketmemek ve hatta esasında protein tüketimini ne kadar destekliyor olsak da proteinin de fazlası vücuttan kalsiyum atılımı yapıyor. O açıdan hani beslenmeye dikkat ederken bunları da bir göz önüne almak gerekiyor. Evet. Şöyle yaşla ilgisini söylediniz. Hani belli bir yaşın üzerinde cinsiyette bir farklılık var mı? Hani bilinen daha çok mesela postmenopozal dönemde kadınlarda bunun daha da osteoporoza eğilim yarattığı. Doğrudur. Onu da şöyle söyleyeyim. Yani 50 yaşın üstüne geldiği zaman bir kadın, her 3 kadından birinde osteoporoz görülebiliyor. Ama 50 çok yaşındaki, yüksek bir oran. Evet. 50 yaş üstü her 3 kadının birinde osteoporoz görülebiliyor. 50 yaşın üstündeki her 5 erkekten birinde osteoporoz görülüyor. Yani oran biraz farklı. Ama burada sadece kadın erkek cinsiyet farkı değil, aileden gelen genetik geçişlerinde önemi oluyor. Az önce de konuştuk işte ilaçlar, mesela kullandığı ilaçlar. Tabii. Daha önce bir tiroid rahatsızlığı geçirmiş mi o kişi ya da paratiroid hormonları nasıl çalışıyor? Kemik üzerindeki yani etkisi olan hastalıklar ve ilaçlar da önemli rol oynuyor açıkçası. Mesela bu programa hazırlanırken, bu tabii benim öğrenciliğimden de bildiğim bir şeydi. Hatta sabah eşimle konuştum. Dinlediğim programda 35 yaş vurgusu vardı. Ben de mesela fizyoloji kitabında 34 yaş diye hatırlıyorum öğrencilik yıllarımda. Hani 34 yaş hani fizyolojik olarak insanoğlunun en hani doygun yaşı gibi bahsediliyordu bu kemik patolojisinde. Aslında kemikte sürekli bir yapım ve bir yıkım var. Doğru. Ama bu 35 yaşına kadar yapım yönünde daha gelişirken zamanla yıkım daha ön plana çıkıyor. Doğru. Pik kemik yaşı dediğimiz şey, yani doruk kemik kütlesine ulaştığımız yaşlar onlar. Ondan sonra yavaş yavaş daha yıkım ön plana çıkıyor. Bir de premenopozal dönem dediğimiz, henüz tam olarak menopoza girmeden önceki 2 yıl ve menopoza girdikten sonraki 2 yıl o yıkım daha da hızlanıyor. Çok hassas bir dönem. Evet. Kadınlar için. Kesinlikle. Menopozdan 2 yıl önce ve 2 yıl sonrası. 2 yıl sonrası. O dönemde çok hızlı kemik kayboluyor. O yüzden benim tavsiyem böyle işte adet şeyleri, düzenleri bozulduğu zaman kadınların henüz menopoza girmeden önce bir tane olsun kemik ölçümü yaptırmaları. Ondan sonra belki bir sene sonra onu tekrarlatmaları. O dönemde hani onu yakalayabilirsek çünkü tedavisini veriyoruz. Sonra kemik erimesi dediğimiz şey bir duruyor, bir plato dönemine giriyor. Ta ki senil osteoporoz dediğimiz 80'li yaşlara gelene kadar. O dönemi, yani menopoz dönemini kurtardık mı artık 80 yaşlarına kadar o kişinin hani osteoporoz geliştirme riski daha düşüyor. Ama ondan sonra tekrar senil osteoporoz. Bu sefer kadın erkek eşit miktarda. 80 artık yaş sonrası. Evet, yaklaşık 75-80 yaş sonrası. Kemik yoğunluğu ölçümü dediniz. Densitometri diye geçiyor. Evet, kemik ölçümü. Bunu mesela standart kılavuzlarınız hani erkek ve kadınlar için herhangi bir yaş veriyor mu? Erkekler şu yaşta
baktırsın en erken, kadınlar şu yaşta diye, hani menopoz öncesi gibi söylediniz ama evet, genel bir yaklaşım var mı bu konuda? Kadınlarda öyle bir yaşımız var ama hı-hı, erkeklerde öyle çok belli bir yaş yok. Yani şu hı-hı, yaşta erkekler hı-hı, mutlaka bir densitometre ölçtürsünler diye bir şeyimiz yok hani hı-hı, kılavuzlarımızda. Kemik densitometresi oldukça kolay çekilen, kısa evet, bir çekimdir. Hani ve çok bildiğim kadarıyla herhangi bir ilaç vermek söz konusu değil bu çekimde. Yok, çekimde ilaç değil. Çekim hı-hı, aynı bir akciğer grafisi çekilir gibi evet, yapılan bir çekim. Bir lomber bölge dediğimiz bel bölgesinden bir de kalça bölgesinden bir ölçüm alıyor. Hı-hı. Eğer diyelim bel bölgenizde ya da kalça bölgenizde bir protez, çivi bir şey var ve oradan ölçüm alınamıyorsa sağlıklı bir şekilde, o zaman el bileği ölçümleri de alınabiliyor. Geçerli olabiliyor. Hı-hı. Ve takiplerimizi de biz onunla yapıyoruz. Yani verdiğimiz ilaç işe yaradı mı? Bir sene evet, sonraki çekimimizde mesela bir sene öncekiyle karşılaştırma yapıp karar veriyoruz. Bir standart sapma aralığımız var. Mesela evet, benim hatırladığım bir 2,5 var. 2,5. Mesela -1 neyi ifade ediyor? Şöyle -2,5'tan daha düşük standart sapmalara biz artık kemik erimesi tanısı koyup anladım, tedavi başlıyoruz. Anladım. Ama -1,5 ile 2,5 arasındaysa o zaman osteopeni diyoruz. Yani hı-hı, bir osteoporoza meyil var evet, ama henüz hastalık tam gelişmemiş. Orada da önlemler almaya çalışıyoruz. İşte dediğiniz hı-hı, gibi beslenme önlemleri olsun, onun dışında hı-hı, egzersiz gibi önlemleri almaya çalıştığımız evet, dönem orası. Tam da burada soracağım. Mesela osteoporozdan nasıl korunuruz? Önce bunu soracağım. Sonra hani takviye olarak biraz bahsettiniz ama o konuyu da biraz daha açalım istiyoruz. Bir takım ilaçlarımız var. Onlardan evet, ilaçlarımız var. Eğer tanı koyduysak tabii ki artık ilaç tedavisi de başlamamız gerekiyor. Pek çok ilaç seçeneği mevcut. Orada kişinin kendine özgü durumuna göre ilaç seçiyoruz. Hı hı. Ama sadece ilaç yetmiyor. Egzersiz çok önemli Ufuk. Çünkü yürümekle beraber kemik üzerine binen ritmik yükler oradaki kemik yapım hücrelerini uyarıyor. Evet. Ve yeni kemik oluşumunu uyarıyor. Dolayısıyla biz özellikle yürüyüş başta olmak üzere egzersiz mutlaka yapsın istiyoruz hastalarımız. Onun dışında kas güçlendirme egzersizlerini ve denge egzersizlerini de çok önemsiyoruz. Neden? Evet. Çünkü kasları güçlü ve dengesi iyi biri düşmez. Düşmezse evet, de kalçasını kırmaz. Evet. Öncelikle yani her şeyden önce egzersiz bizim için çok hı-hı, önemli. Tabii ki sağlıklı beslenme çok önemli. Hem işte kalsiyumdan, D vitamininden zengin gıdaların tüketilmesi hem de kemik erimesi yaptığını bildiğimiz şeylerin de tüketilmemesi evet, adına beslenme bizim için yine ikinci bir rol oynuyor. Bir üçüncüsü de kahve burada olumsuz bir faktör. Evet, günde 3'ün üzerine çıkıyorsanız olumsuz bir faktör. Yine çok fazla proteinli beslenmek de olumsuz ama hiç proteinsiz beslenmek de olumsuz. Yani esasında yaşamda her şey dengeyle denge üzerine gidiyor. Hep yani bunu konuşuyoruz evet, her kahve zaman iç ama yani tutup her zaman 3'ün üstüne çıkma gibi. Söylediğim bir şey işte, iki tane sihirli sözcüğe inanıyorum hayat boyu. Birisi denge, birisi döngü. Gerçekten de öyle. Programın başında seninle de konuştuk çekimden evet, önce. Yani siz egzersiz derken biz kalp doktorları farklı bir şey söylemiyoruz. Aslında kalbinizi seviyorsanız işte birazdan dizle ilgili de konuşacağız. Dizinizi de seviyor demeksinizdir. İşte dizinizi seviyorsanız beyninizi de seviyor demeksinizdir. Beyninizi seviyorsanız mide bağırsak sisteminizi de seviyorsunuz demektir. Aslında sağlık bir bütün. Kendini sevmekle evet, başlıyor yani. Kesinlikle ekleminden öyle. Ekleminden kalbine evet, kendini sevmekle başlıyor evet, her şey. Çünkü öneriler hep aynı. Yani güzel bir yaşam. Senin bir tane sunumunda da gördüm. İnsanlar şöyle, hani buna muhtemelen sen de değineceksin. Hani hep şöyle bir beklenti içinde oluyor. Aman işte biri gelsin bana bir ilaç versin. Evet, evet. Dizimi iyileştirsin pasif ya da kemik tedavi dediğimiz evet, şey. Ama bu çok doğru değil. Aslında önce kendimizin evet, hekimi olmak, kendimizin sağlığını evet, önemsemek kesinlikle gerekiyor. Ufuk. Yani 40 yaşlarına gelen bir kişi artık bir karar vermesi gerekiyor. Hı-hı. Ben nasıl yaşlanacağım bundan hı-hı, sonra? Yani hı-hı, sağlıklı bir şekilde mi yaşlanmak istiyorum? Yoksa evet, işte giderek sağlıksızlaşan, bahtıma ne düşerse mi? İlaçları içeyim, işte hı-hı, gerekirse ameliyatım olayım gibi evet, hani daha pasif tedavilerimi seçeceksiniz. Orada 40 yaşlarında o kararı veriyorsunuz. Elif inanır mısın? Geçen bir sağlık otörünün bir söylemini duydum. Çok hoşuma gitti. Dedi ki insanın hastalıkları aslında kendisine uyarısı. Vücudun insana uyarısı. Evet. Yani sağlığını kaybetmemesi, kazanması adına bir uyarı. Gerçekten de öyle. Bunu insan ne kadar
içselleştirir ve buna uygun davranırsa, kesinlikle. Mesela birazdan da konuşacağız işte diz ağrılarının mesela kiloyla ilişkisini. Bizimle de baktığınızda hani kilonun da bizde tansiyon, şeker, kolesterolle de çok yakın ilişkisi var. Evet, evet. Bir şey daha eklemek istiyorum. Osteoporoz tanısı koymuşsak bir kişiye düşme riskinden dolayı bir takım evde önlemler de almasını istiyoruz. Evet, kişiye. Onu soracaktım. Soracak mıydın? Çok affedersin. Evet. Yani özellikle evde bir yaşlınız varsa bu önlemleri mutlaka alın. Mesela gece çok tuvalete kalkıyor yaşlılar. Evet. Dolayısıyla gece tuvalete gideceği yolun en azından hafifçe aydınlatılmış olması. Kesinlikle. Ayağının takılacağı bir eşik, kilim. Bir şeyler olmaması yolu kablo üzerinde, falan. Kablo gibi şeylerin olmaması. Hı hı. Mümkünse yaşlılarınızın hani yukarı bir şey çıkmasını engellemek. Yani çok canı tez olanlar var evet, mesela. Evet, işte çıkayım merdivenden yukarıdan bir şey alayım falan. O konuda hani yaşlınızın uyarılması o da çok büyük önem arz ediyor. Onu altını çizeyim, çok konuyu orada bitireyim. Ağzına sağlık. Şöyle söyleyeyim, ilaçları sordum. Şimdi kabaca şöyle, D vitamini preparatları var, kalsiyum preparatları var. Hı hı. İşte haftada birdi bizim öğrencilik yıllarımızda. Evet. Halen öyle mi ya da farklı modelleri çıktı mı? Çok farklı cinsleri çıktı. Bifosfonat grubu mu? Bifosfonat grubu ilaçlar. Var. Evet, evet. Bifosfonat grubu çok kullanıyoruz ama onun da belli bir yıl sınırlaması var. Mesela 7 yıldan fazla kullanılmasını da istemiyoruz. Hı hı. Ama artık farklı tedavi seçenekleri de var. 6 ayda bir mesela subkutan cilt altı enjeksiyon şeklinde yapılan işte denosumab diye bir şeyimiz var. Hı hı. Yani dolayısıyla tedavi seçenekleri biraz daha arttı artık. Bu şekilde tedavi yani biraz kişiye özel, biraz ne kadar hangi tedaviyi kullandığına bağlı olarak düzenliyoruz tedavilerini. Çok genç yaşta olsa, benim yakın çevremde de böyle olduğu için soruyorum da, bu önerilere ayrıca artı olarak herhangi ek bir öneriniz oluyor mu? Çok genç yaşta bir osteoporoz hastası tabii söz konusu olursa. Çok genç yaşta birisi osteoporozu anı altında yatan bir sekonder sebep var demektir. O sebebi bulup tedavi etmemiz lazım. Bu kişinin tiroidlerinde mi bir problem var? İşte paratiroid hormonu mu sorunlu? Bir ilaç kullanıyor da acaba onun mu yan etkisini görüyor? Bazen gebelik osteoporozu dediğimiz bir şey var mesela o mudur? Hani onun tanısını konup gençlerde biraz daha yaklaşım farklı olabiliyor. Yani altta yatan sebebi de toparlamak gerekiyor. Yani şimdi özetleyecek olursak gençlerde altta yatan başka bir sebep var mı yok mu onun araştırılıp uygun şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Onu yaşlılarda da yapıyoruz yani. Altta yatan bir sebep varsa onu da bulmak isteriz. Ama gençlerde bu daha alert çıkıyor. Bir durum. Tabii. Kadınlarda menopoz döneminin hemen öncesi sonrası 2-4 yıllık süreçte hassas bir dönem var. Doğru. Orada o konuda özellikle bir kemik yoğunluğu ölçümü öneriyoruz. Genel olarak hastalarımızda bu yönde bir belirti olursa kemik ağrıları, halsizlik, kamburluk, hareket kısıtlığı gibi bir takım şikayetler olursa. Kasılmalar, kramplar, boyunun kısaldığını etrafı söyler ona bazen. Evet. O olabilir. Böyle bir durumda da bir ehil doktora başvurmasını istiyoruz. Peki şimdi bizim bir konumuz daha vardı bugün seninle konuşmak istediğimiz. Bunlardan bir tanesi de diz içi enjeksiyonlardı. Evet. Mesela orada da bir yıpranma var. Sonuçta kıkırdakta bir aşınma var. Öyle değil mi? Doğru. Ve buna bağlı olarak da diz içi sıvılarda bir kayıp veyahut da kalite bozulması diyelim belki de. Evet. Nasıl yorumlarsın? Onu şöyle açayım ben. Bu halk arasında kireçlenme dediğimiz, bizim osteoartrit dediğimiz hastalık. Hastalar bize genellikle işte dizinin içindeki sıvı bitmiş şeyle gelirler, bilgisiyle gelirler. Onlar da onu böyle bir kemiklerin birbirine sürtünmesi gibi hissettiklerinden o mantıklarına yatar ama bir bakarlar ondan sonra dizin içinde kocaman da sıvı var ve siz o sıvıyı çekiyorsunuz. Bir sürü sıvı çekiyoruz. Efüzyon gelişmiş, sıvı neden toplanmış. Neden böyle oluyor? Şimdi onu şöyle açıklayayım ben sana. Şimdi kemiğin üstünde kemiği koruyan kıkırdak dediğimiz bir yapı var. Evet. O kıkırdak yapı iki kemiğin birbirine sürtünmesi esnasında bir yastık görevi görüyor. Evet. Aşınmayı azaltmak için. Aynen öyle ama bizim yaşımız arttıkça o kıkırdak yapı kendini artık tamir edemiyor. Bazı yerlerinde böyle küçük küçük delikler oluşuyor, yırtıklar oluşuyor ve dolayısıyla artık kemiklerin arasındaki o yastık görevini görememeye başlıyor. Evet. Bu
kıkırdağın içindeki sıvının bitmesini esasında biz kastediyoruz. Dizinin sıvısı bitmiş derken kıkırdak sıvısından bahsediyoruz. Evet. Ama onun dışında eklem içinde zorlanmadan ötürü iltihaplı bir sıvı birikiyor. Ve o sıvıyı çekmezsek eğer o sıvı bu sefer de kas güçsüzlüğü gibi başka sorunlara yol açacağından, orada işte hareket kaybına yol açacağından, hastaya ağrı vereceğinden o sıvının çekilmesi gerekiyor ki o sıvı bambaşka bir şey. Yani O iltihabi sıvısını, bir sıvı. Aynen, iltihaplı bir sıvı. Evet. Biz kıkırdak sıvısından bahsetmiyoruz orada. Peki şöyle mesela gonartroz, hani ben kendi merakım için sorayım. Gonartrozla osteoartrit farklı şeyler mi? Aynı şey. Aynı şey. Evet, biz osteoartritin hangi eklemde görüldüğüne göre ismini değiştiriyoruz. İşte bizdeyse gonartroz. Gonartroz diyoruz. Kalçadaysa koksartroz diyoruz. Anladım. Parmaktaysa rizartroz diyoruz. Yani ismi o şekilde değişiyor. Peki bir hasta geldi size, dizinde ağrı var. Bunu net olarak böyle ya bu işte hani eklem sıvısı azalmasıyla ilişkili osteoartrit ağrısı diyor musunuz ya da farklı? Çünkü diz anatomisi de çok kompleks bir yapı. Tabii. Yani şöyle, nasıl değerlendiriyorsunuz? İlginçtir. Her yaştan bize diz ağrısıyla gelen hasta acaba kireçlenme mi oldum diyor. Halbuki kireçlenme esasında dizin dejeneratif, yani yaşa bağlı yaşlanmasıyla ilişkili giden hastalığı. Halbuki biz çok genç yaşlarda da diz ağrısı görebiliyoruz. Onların sebepleri çok farklı. Mesela çocuk yaş grubunda görüyorsanız daha çok işte romatizmal ya da iltihabi sebepler oluyor altında. Geçici sinovit atakları vesaire gibi. Genç yaşta görüyorsak işte özellikle sporcu erkek çocuklarda çok görüyoruz. Bu patellar tendinit ya da osteokondritis disekans denilen kemiğin ayrışmasıyla giden bir takım diz ağrısı sebepleri var. Daha ileri yaşa gidelim. İşte üniversite çağlarında, genç erişkinlik çağlarında genellikle diz kapağı kemiğinin altındaki kıkırdağın aşınmasıyla giden kondromalazi patella diye başka bir diz ağrısı sebebimiz var. İşte yaş ilerledikçe buna artık kireçlenmeler, meniskopatiler, menisküs ağrısı. Yaş bir hekim için önemli bir ipucu. Kesinlikle. Ama anamnez mesela bir fark yaratır mı? Kesinlikle. Çünkü romatizmal bir ağrı. Yani hastayı dinlemek, anamnezle kastımız hastayı dinlemek, hastanın öyküsü, şikayetinin karakterini anlamaya çalışmak o anlamda. Çok önemli. Çünkü hasta size romatizma ağrısı mı anlatıyor yoksa işte daha böyle osteoartrit ağrısı mı anlatıyor? İşte travma mı tarifliyor? İşte dizinde mesela boşa basma hissi var mı? Dizinde boşa basma varsa mesela daha çok menisküs lezyonlarını bize düşündürür gibi. Yani ama ilk planda ufuk biz şeyi ayırt etmeye çalışıyoruz. Romatizma mı değil mi? Çünkü romatizmaysa tedavi bambaşka bir yere gidiyor. Tabii. Değilse bambaşka bir yere gidiyor. Bazen de çok nadir de olsa dizin mikrop kapması ile giden de hastalıklar var. Bruselloz gibi, septik artrit gibi. Hani onun da ağrısı bambaşka bir ağrı. Onu hastadan dinliyoruz ve ona göre biz tetkiklerimizi isteyip şekillendiriyoruz. O yüzden hastanın bize ne anlattığı çok önemli. Çok önemli oluyor. Peki diz ağrısını nasıl tedavi edersiniz? Özellikle de gonartroz dediğimiz osteoartritle ilgili. Osteoartritle ilgili. Yani dejeneratif, yaşla beraber aşınmaya bağlı kıkırdağın yapısının değişmesiyle ortaya çıkan durumu. Şimdi orada ufuk tüm şey var. Yani bir kor tedavimiz var bizim. Çekirdek tedavi diyoruz. Olmazsa olmazımız. Olmazsa olmaz. Bir kere hastaya hastalığını öğretmek. Eklemlerini nasıl koruyabilirsin bunu öğretmek. Çünkü bizim hastalarımızın çok ilginç bir ortak özelliği var. Bunlar genellikle böyle kendine acımayan kişilerdir. Her işin altına giren, işte fedakar, işte mükemmelci. Bedenini daha hor kullanan. Kullanan kişilerdir. Bir kere kendine acı, bir eklemlerini dinlendirmek için artık zaman aralıkları bırak. Artık 18 yaşında değilsin. Hani yaşına uygun biraz aktivitelerini değiştir şeklinde bir hastaya bir hastalığını öğretmekle ilgili bir sürecimiz var. Onun dışında eğer hastanın kilosu varsa bu bizim için çok önemli. Kiloyu mutlaka kilo çok önemli bir risk faktörü. Evet. Diz ağrısında. Sadece diz ve ayak bileğinde değil. Tabii ki. Yani yük taşıyan eklemlerde değil. Görülmüş ki kilosu olan kişilerde el eklemlerinde bile osteoartrit daha fazla. Tabii. Çünkü yağ dokusunun içinde adipokin denilen bu iltihaba yatkınlık yaratan hücreler var. Evet. Ve bunlar tüm vücuttaki kireçlenmeyi arttırıyorlar. Dolayısıyla biz kiloyu düşürmek istiyoruz ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki kilo her 5 kilo düştüğünde diz ağrısı mesela %50 azalıyor. Yani bu büyük bir oran. Çok
Ama hastalar da haklı olarak bize şunu söylüyorlar. Ağrım çok, nasıl yürüyüş yapayım mesela? Evet, ben de kendi hastalarımda onu diyor. Evet, kırabilmek için ağrıyı azaltmayı da ön planda yapmak zorundayız. Hı hı. Ki hasta yürüyebilsin, kilo verebilsin. Dolayısıyla ilk baştan da ağrı kesici bir takım bizim işte hem fizik tedavi modalitelerimiz var, hem ilaçlarımız var. Bazen hı hı. diz çevresi duruma göre enjeksiyonlarımız var. Hı hı. Onları yapmak durumunda kalabiliyoruz. Diz içi enjeksiyonları ayrıca soracağım. Hı hı. Ama ben bir kalp doktoru ve yaklaşık artık meslekte de 20 yılı aşkın süredir çalıştığım için soracağım. Mesela biz kalp doktorları, tabii bizde de hani ikili antiagregan dediğimiz bu kan sulandırıcı ilaçları çok yoğun kullandığımız için nonsteroid, antiinflamatuar dediğimiz genel ağrı kesicilere karşı her daim bir mesafemiz var. Hı hı. Yani mümkün olduğunca hastaya bunları vermemek isteriz. İşte birkaç sebebi, işte bir tarafta mide hassasiyeti, bir tarafta böbreklerle ilişkisi, bir tarafta kalbe dair etkileri filan. Sizse, yani sizin camia diyeyim, hani hastalarınızı ağırlıklı olarak da o tür ilaçlarla bazen tedavi etmek durumunda kalabiliyorsunuz. Nasıl bir gözleminiz var? Yani nonsteroid antiinflamatuar ilaç dediğimiz ilaç grubuna bir bunca yıllık bir hekim gözüyle nasıl bakarsınız? Mesela der misiniz ki ya çok iyi ilaçlar ama yan etkilerini de hani yatsımamak gerekir. Bugün geldiğimiz noktada mesela onlara alternatif bir farklı ilaç grubu ağrı anlamında bir seçenek haline gelebildi mi? Şöyle söyleyeyim Ufuk, esasında nonsteroid ilaçları biz de sevmiyoruz. Ama evet. Nonsteroid antiinflamatuar aynı zamanda enflamasyona karşı kullandığımız da ilaçlar. Eğer hastanın dizine bakıyoruz ve enflamasyon görüyorsak orada mecbur kullanacağız. Kullanıyorsunuz. Eğer bir kontraindikasyonu yoksa. Hı hı. Ama işte kontraindikasyonu varsa, atıyorum kalp hastası, hı hı. atıyorum mide kanaması geçirmiş. O zaman böbrek yetmezliği var. Bunlar en hassas hasta grupları. O zaman işte daha böyle kestirme yollar bulmaya çalışıyoruz. Diz içi steroid enjeksiyonları gibi. Evet. Nonsteroid dediğimiz o ilaç grubunu düzenli ve devamlı kullanımını asla önermiyoruz. Hı-hı. Sadece inflamasyon atakları olduğu zaman kullanılsın istiyoruz. Onun evet. dışında mesela parasetamolü daha ön plana çıkarsın evet. hasta. İşte dize sürülebilir tipte jel, krem tarzı Hı-hı. şeyleri kullansın. Fizik tedaviye gelsin. Fizik tedavi mükemmel bir şey. Ağrıyı kesiyor, hiçbir yan etkisi yok. Evet. Yani böyle bu önemli sevgili istiyorum. İzleyiciler. Çünkü bu ilaçların kronik kullanımı hocamızın da belirttiği gibi vücudumuzda bir takım yan etkileri de beraberinde getiriyor. En önemlisi mesela uzun dönem kullanımlarında böbrek yetmezliği riskiniz artıyor. Mide ülseri riskiniz artıyor. Özellikle ben kardiyoloji uzmanı olarak gözlemlediğim tansiyon yükseltici etkileri var. Bu hastanın tansiyonunun düzensizleşmesine ve daha fazla antihipertansif ilaçla tedavi görmesine sebep verebiliyor. Peki diz içi uygulamalardan bahsettiniz. Diz içi uygulamalarda benim bildiğim çok hani yine öğrencilik yıllarıma gidiyorum. Hani beni dinleyenler de sanacak ki tıp benim öğrencilik yıllarımla başladı ama ben de bu mesleği öğrenciyken öğrenmeye başladım. Hyaluronik asitler var. Hani evet. bir onlar vardı. Sonra bir PRP'ler girdi. Evet, şimdi bunları bir steroidli siz söylediniz. Hı-hı. Bunları bir konuşalım istiyorum sizinle. Hangi uygulama kime, hangi şekilde daha uygun olur? Muhtemelen izleyicilerimizin en çok merak ettiği şeylerden biri de bu olsa gerek. Evet, en çok yanılgı olan şey de bu. Çünkü Hı. hani etrafta bir sürü reklamlar dönüyor. Hastaların kafası karışıyor bu konuda. Bir kere dizde iltihap varsa, diz şişmişse, ben oradan sıvı çekiyorsam steroid. Onun hani bir şeyi yok, alternatifi yok. Ama enflamasyon dediğimiz iltihap evet. bu kadar yaygınsa İltihabı onu bir şekilde lazım. Durduracak, Aynen. yavaşlatacak sağlam bir ilaca ihtiyacımız oluyor. Kesinlikle. Onun dışında ise senin dediğin o hyaluronik asitler, kendi kanından yapılan PRP'ler ya da işte şimdi mezenşimal kök hücreler, eksozomlar çıktı. Çok özür diliyorum. Bu arada PRP dediğimiz şey de sevgili izleyiciler platelet, yani bir kan hücresi, trombosit dediğimiz grup. Trombositten zengin plazma diye Türkçe'ye evet, çevirebiliriz evet. PRP'yi. Buyurun. Evet, daha çok PRP diye biliniyor.
Bunları biz rejeneratif amaçlı, yani orada hani başta bahsettiğimiz kıkırdak defektleri var. Kıkırdak kendini tamir edemiyor yaşla beraber dedik ya. Evet. O kıkırdak tamirini kolaylaştırmak için veriyoruz. Hı-hı. Ama aynı zamanda bunların anti-enflamatuar etkileri var, işte ağrı kesici etkileri var. Hani o yolaklar üzerine de bunlar etki ediyor. Orada hasta seçimini neye göre yapıyoruz dersek, PRP ile hyaluronik asit biraz başa baş gidiyorlar. Bunlar yılda bir uygulanabilir. Şeye göre esasında içlerindeki maddeye göre mesela PRP'lerin birkaç ardışık uygulaması var. Hyaluronik asitlerin ise içindeki miligrama göre değişiyor. Bazıları bir, bazıları birkaç uygulama bunu gerektiriyor. Bunu diz içine uyguluyorsunuz, diz içine öyle mi? Uyguluyoruz. Peki bunu mesela körleme mi yoksa herhangi bir ne bileyim şurada gördüm mesela bir ultrason probu var elinizde. Getirdim göstermek bu, için. Yine bu amaçla kullandığınız. Şimdi eskiden kör yapıyorduk. Evet. Belli noktalarımız vardı. Diyorduk ki şunun iki parmak altı, şunun üç parmak üstü falan gibi diz ya da herhangi bir eklem için kör noktalarımız vardı. Oradan enjeksiyon yapıyorduk. Ama ne kadar nereye gittiğini hiçbir zaman bilemiyorduk verdiğimiz sıvının. Emin olamıyorduk ya da öyle söyleyeyim. Şimdi yeni hayatımız artık ultrason dediğimiz cihazlar girdi. Bu cihazla beraber şöyle izleyicilerimize de gösterebiliriz. Çok basit bir ultrason. Şöyle kameraya. Evet. İzleyicilerimiz ekranda da görecekler. Bu cihazla beraber hani biz artık yolumuzu görebiliyoruz. Yolumuzu tıkayan bir şey varsa onu görebiliyoruz. Ve hedef yere ulaşabildik mi? Onu hani çok basit bir şekilde görebiliyoruz. Bir güzel yanı da bizim için mesela diz içi enjeksiyonları eskiden kemik kılavuz noktaları kullanarak yapardık. Kemiğin arasından girmek zorunda olduğumuz için de daha ağrılı olurdu. Hı-hı. Şimdi daha yukarıdan diz ekleminin yukarıya doğru bir boşluğu var. Hemen hemen şu seviyeden yapıyoruz. Kas içinden yapıldığı için de hasta o kadar ağrı duymuyor eskisi evet. kadar. O açıdan da bizim için çok avantajlı oldu bunları kullanmak. Bu şekilde verdiğimiz sıvının da doğru yere gittiğini görebiliyoruz. Çok ufak bir şey eklemek Buyurun. İstiyorum. Bir de şimdi yeni yeni çıkan hidrojel diye bir tedavi var. Hastalar bize bunu çok soruyorlar. Hidrojel yaptırayım mı? Hidrojel nedir? Hidrojel kemik replasmanı dediğimiz yani protez cerrahisine aday hastalara uygulanabilecek bir diz içi enjeksiyon. Ne oluyor? Burada dizin kemiğine yapışan bir akıllı bir biyomolekül var. Su tutan bir biyomolekül. Yapışıyor dize ve ondan sonra su tutarak orada bir yapay eklem oluşturuyor ya da yapay bir kartilaj oluşturuyor diyebilirim. Bunun tek şeyi var, şartı var. Mutlaka hastanın artık diz cerrahisine aday. Ama cerrahiye... Köprü görevi mi görüyor? Yok, cerrahi bir şekilde olamıyor. Cerrahi olma anlamı. Problemi var, yüksek, cerrahi olamıyor. Ameliyat riski yüksek, evet. ameliyat olma şansı yok. Ama ameliyat olması gerekecek kadar da dizi aşınmış, var, evet. kötü. Ya da hastanın ameliyat sınırında artık gerçekten sıkıntısı var ama ameliyattan çok korkuyor. Kesinlikle evet. olmak istemiyor yani. Evet. Ancak o zaman uygulayabiliriz. Çünkü bu kemiğe yapışan bir malzeme ve bir daha çıkarılması çok zor. Eğer hasta ileride ameliyat olacaksa ameliyat şeyini de düşürüyor. Bir anlamda ameliyat başarı oranını düşürüyor. Dolayısıyla hidrojel için çok çok düşünmek gerekiyor. Dizimiz vücut eklemleri içinde mesela en çok ağrı yaşanan diz midir ya da kalça mıdır? Yok. Diz ve omuz. Bizim omuz. En çok sıkıntı gördüğümüz, en çok hani poliklinikte gördüğümüz hasta grupları diz ve omuz. Omuz daha genç yaşlarda görüyoruz. Dizi biraz daha ileri yaşlarda görüyoruz diyebilirim ama. Gerçekten de son dönemlerde benim de omuzu ağrıyan çok hastam oldu. Değil mi? Evet ve ben şey diyorum artık hani çok da tabii olayın ehli olmayınca omuz kılıfınız var. Orada bir zedelenme olmuş olabilir gibi fizik tedaviye daha çok yönlendiriyorum. Peki bu omuz olsun, diz olsun bu eklemleri korumak adına genel anlamda ne önerirsiniz? Egzersiz. Bir kere her şeyden önce egzersiz. Evet. Ama egzersiz tek başına hani bir yürüyüş değil. Kasları güçlendirecek tarzda da ağırlıkla yapılan egzersizleri çok öneriyoruz. Egzersiz yaparken halk açısından söyleyebileceğim güzel bir bilgi. Mesela yürüyüşe çıktınız. Doğru hızda yürüdüğünüzü nasıl anlayacaksınız? Eğer bir ağrınız sızınız olmuyorsa yanınızdaki kişiyle konuşabilecek kadar nefesiniz yetmeli.
Evet. Ama şarkı söyleyecek kadar da nefesiniz kalmamalı. Evet. Eğer o nefes aralığını tutturabiliyorsanız doğru kalp hızına ulaşıyorsunuz. Optimal bir egzersiz seviyesine gelmişsinizdir, evet, demektir. Ve o şekilde yaşınıza bağlı olarak egzersizi 10 dakika ile 45 dakika arasında bir sürede sürdürmeniz gerekiyor. Yani çok yaşlı birisi mesela 10 dakika sürdürsün o egzersizi, ama işte genç erişkin en az her gün yapmasında bir sakınca var mı? Hiçbir sakınca yok, ama en az haftada 3 gün yapılmasını istiyoruz bu tip bir egzersizin. Bu bir. İkincisi ağırlıklarla yapılan egzersizler. Bu da kas güçlenmesi açısından bizim için çok önemli. İlla özel bir ağırlık alması gerekmiyor hastalarımızın. Evdeki şeker paketleri, un paketleri, pirinç paketleri kullanılarak yapılabilir. Bunlar kaslarda belli bir tonus sağlıyor. Aynen. Belli bir dirilik kesinlikle sağlıyor ve bunun neticesinde hasta dengesini daha iyi sağlayabiliyor. Denge ve eklem çevresindeki stabilizasyonu daha iyi sağlıyor. Yani eklemin çevresini güçlendiriyor. Yük sadece ekleme binmemiş oluyor. Bir nevi korse gibi düşün, ama kendi korsen. Eklemin çevresinde bir kas korsesi oluşturuyorsunuz. Bu bel için de geçerli, diz için de, omuz için de geçerli. Yani doğru biyomekanikler ve egzersiz ön planda. Ben kendim için ne yapıyorum? Mesela oradan yola çıkarak eklem sağlığım için ne yapıyorum derseniz, ben de egzersiz yapıyorum. Hem güçlendirme hem de işte bir yürüyüş rutinim var. Bunları yapıyorum. Onun dışında düzgün kullanmaya çalışıyorum eklemlerimi. Yani onlara zarar vermeyecek şekilde. Mesela tutup da 4 katı merdiven çıkmam. Biliyorum siz kardiyologlar merdiven öneriyorsunuz, ama biz hani mesela merdiveni diz sağlığı açısından doğru bulmuyoruz. Merdiven bazen çıkmayı bana sorulur, çıkmak mıdır, inmek midir diz için iyidir? Bununla ilgili bir şey var mı? Hani ne çıkmayı ne inmeyi öneririz. Hiçbirini. Aynen, çünkü inerken de bu sefer patellofemoral eklem dediğimiz ön dize çok yük biniyor. Peki Elif, şöyle, ben bazen bu çelişkiyi içimde de yaşıyorum da hazır seni bulmuşken sorayım. Yani bir tarafta mesela merdiven insin çıksın istemiyoruz, ama bir kası içinde, kemiği içinde bir miktar bir direnci olsun istiyoruz. Evet. Bunu o zaman düz yoldaki yaptığı egzersizle sağlasın istiyoruz, öyle mi? Olduğunca yani merdiveni burada tercih etmesi çok doğru bir tercih değil. Evet, eğer diz sağlığını konuşursak. Ben mesela hep şöyle düşünürdüm, merdivende biraz daha fazla hareket alanı böyle eklem bazında daha geniş olduğu için sanki daha sağlıklıymış gibi, ama bu doğru değil o zaman. Yok, çok yük biniyor ekleme. O yüzden merdiveni hani mümkün olduğunca kullanmamaya çalışsınlar. Onun dışında eklem sağlığım için başka ne yapıyorum? Mesela düzenli beslenme alışkanlıkları çok önemli. Çünkü vücuttaki enflamasyon arttıkça, mesela şekerli yağlı gıdalar yedikçe hem obeziteyi arttırıyorsunuz, oradan bir puan dezavantajınız oluyor. Bir de vücuttaki enflamasyonu arttırıyorsunuz o enflamatuar gıdaları kullanarak. Dolayısıyla iki taraftan da kötü bir şey eklemlerimiz için. Bir de ben şey kullanıyorum mesela, bu kemik, daha doğrusu kartilaj desteği takviyeleri kullanıyorum. Kısaca orayı da, bir o konuyu da açayım isterseniz. Bir kişi ne zaman kıkırdağı için takviye kullanmalı? Eklemleriniz olduğunu hissettiğiniz zaman başlayın diyor otörler artık. Yani biz gençliğimizde bilir miydik eklemimiz var? Hani hiç farkında bile olmadığımız bir şey. Sonra yavaş yavaş artık fark ediyorsunuz. Ters bir hareket mi yaptım falan demeye başlıyorsunuz. O yaşlarda artık kullanmaya başlamak gerekiyor. 3 ay kullanıp 3 ay bırakma periyotları şeklinde öneriyoruz. Öyle bir desteği. Ben ağrı için onu düşünürüm. Hani ağrının böyle çok kolay bir tanımı yoktur denir ya. Ben diyorum ki ne zaman ki organınızı hissediyorsanız orada bir ağrı var demektir. Çünkü normal fizyolojide aslında hiç ağrı falan yok. Ama parmağınızı hissetmeye, ekleminizi hissetmeye başladıysanız orada yolunda gitmeyen bir şey var demektir. Bu programa hazırlanırken bir de tabii hastalarımızın da sorduğu sorulardır bunlar. Böyle işte hani ben bir kalp doktoru olduğum için ben biraz daha şey durumda kalırım, ama işte kelle paçadır, işte şudur budur filan, o tarz sorular gelir. Bunların gerçek bilimsel anlamda bu tarz eklem sıvısına herhangi bir katkısı olduğuna yönelik çok soruluyor bana da. Evet. Çok bu. Nasıl bakıyorsun? Şimdi biz bunu şöyle açıklıyoruz hastalarımıza. Evet, güzel kelle paça vesaire içelim, ama yani eklem sağlığı için gerekli miktarı içecekseniz bu sefer kolesterolleri falan tavan yapıyorsunuz. Yani çok fazla da, çünkü yağ içerisinde diğer dengeleri bozabiliyorsunuz. Aynen. Yani bunların hazırlanmış, artık kapsülüze edilmiş hazır formları var. Bunları tüketmek
çok daha mantıklı. Çünkü kolajen de kolajen dediğimiz hani o şeylerde moleküller diyeyim. 5 mikrodaltonun altına inerse ancak bağırsak tarafından emilebiliyor. Hı hı. O şeyler ise kelle paçalar ise büyük peptitler. Onları hı hı. bağırsağımız ememiyor. Yani çok hı hı. da biyo yararlanımları da hı. yüksek değil. Düşük. Dolayısıyla hani hazırlanmış özel preparatların orada tüketilmesi daha mantıklı görünüyor. Hı hı. Yine besinlerden bahsettim. Biraz sona geliyorum ama son olarak yine halkımızın çok merakı olduğu için sormak istiyorum. Daha önce ifade ettiğim besinlerin dışında örneğin ne bileyim kuru yemişlerden yahut da farklı işte keten tohumuydu yahut da chia tohumu filan o tarz önerileriniz oluyor mu? Yani çok kanıta dayalı. Hani, evet baktın durduğun yerden de söyleyebilirsin. Hani, yani çok kanıta dayalı olarak şu gıda iyi gelir diye bir şey hani yok. Çünkü ben açıkçası. Mesela kardiyolojide de bana bu sorulur. Böyle çok şey yoktur ben orada şey diyorum işte ne kadar doğal olursa. Ne evet. kadar tarladan olursa. Yani ne kadar dengeli ve, olursa. Ve ne kadar olursa. Tükettiğinizi harcamak tabii. dengesine haiz olursa o kadar makbul olur. Aynen öyle. Yani beslenmede denge evet. en önemli unsur herhalde. Hiçbir şeyin fazlasına girmeden, fazlasını tüketmeden dengeli bir evet. beslenme öneriyoruz. Ha, var öyle halk arasından çok bize sorulan sorular var ama hiçbirinin kanıta dayalı bir şey olmadığı için karşılığı orada çok, bir bilim insanı olarak bizim konuşmamız çok anladım. Doğru olmuyor. Çok rahat bir öneride bulunamıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Mutlu ettin bizi. Ben de çok mutlu oldum. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler bu haftada osteoporoz ve diz içi enjeksiyonları konuştuk. Konuğumuz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan sevgili Profesör Doktor Elif Aydın hocamızdı. Kendisi çok değerli bilgiler verdi bize. Bu vesileyle ben de sizlerin huzurunda bir kere daha kendisine teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.